kadar garip. Abimi yeni tanıyor gibiyim sanki. Çok yakın değildiniz sanıyordum. Değildik, evet. Annemin ölümünden sonra daha çok abi kardeş gibi olduk. Ondan önce aynı evde yaşamamıza rağmen günlerce görmediğim olurdu onu. Niyemiş o? Genelde odasına kapanırdı. Okurdu, içerdi. Bütün hayatı buydu. Demek ki bütün hayatı bu değilmiş. Nasıl yani? Evden bahsediyorum ya, Mavur. Sizden başka bir yerde böyle bir düzen kurmuş ya. Onu diyorum. Doğru. Yani zaten adamlarının olması, gelip bizi o yangından çıkarması bayağı bir şaşırttı beni. Bu da onu hiç tanımadığımı gösterir. Mavur. Ben senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Bana güveniyorsun değil mi? Güveniyorum tabii ki Celal. Senin hayatın tehlikeye atacak bir duruma da sokmam seni. Bunu da biliyorsun. Ne oluyor? Bak, soru sormaman lazım. Bana güvenmen gerek. Buradan çıkmamız lazım Mahmur. Neden? Öyle, en güvenlisi bu çünkü. Tamam mı? Haydi, yavaş yavaş. En güvenli durum bu ne demek? Ne oluyor, tehlikede miyiz? Adamlar mı buldu bizi? Hayır, kimsenin bizi bulduğu yok. Bak, belki de hiç kaybolmadık biz ortalıktan. Belki de nerede bulacaklar ne biliyorlardı. Celal, anlamıyorum. Çünkü anlatamıyorum. Anladın mı? Güven bana hadi. Yolda anlatacağım her şeyi. Haydi. Tamam abime haber verelim. Gidelim hemen. Hayır hayır. O güven de burada. Tamam. Merak etme. Emniyette o. Nasıl yani? Emin misin? Eminim güzelim. İnan bana. Haydi. Sen yürüyebilecek misin ki? Cadde çok uzakta olabilir. Yürürüm. Yürürüm. Haydi. Hadi. Gel. Gel ver güzelim. Emin misin Celal? Eminim bir tanem. Gel. Celal. Ya ne saklıyorsun sen benden? Bir şey saklamıyorum. Bir araba bulalım konuşacağız. Gel. Dur, dur, şimdi konuşacağız. Ne oluyor sana? Niye bu kadar gerginsin? Geldiğimizden beri gerginsin. Görüyorum ben. Benim güzeli. Ailen gırtlağına kadar tuşa batmış durumda. Ben ölüp ölüp diriliyorum. Yemedim, darbe kalmadı. Seni sergi basıyorlar, esir alıyorlar seni. Ben gelmem, kim gelirsin? Ya tamam da güvendeyiz işte burada. Baksana dağ başındayız. İnsan yalnız olduğu yerde güvende olmaz. Güvende hep sanır. Senin güvenli yerin benim yanım. Hadi. Sen Necati abime mi güvenmiyorsun? Ya Mahur. Aynen öyle Mahur. Abi. Bana güvenmiyorsun değil mi Maraş'ta? Çünkü benim gibi işe yaramaz alkolik birine sizi koruyabileceğine inanmıyorsun. Abi yok öyle bir şey. Söyle söyle, çekinme. Yok öyle bir şey. Kendimi güvende hissetmedim o yüzden. Halbuki güvendesiniz. Bak ben uyumuyorum. Nöbetteyim. Üstelik silahım dolu. Ayrıca atış da yapabiliyorum. Öz değil mi? Abi ne yapıyorsun? Yok bir şey prenses. Sadece Maraşlı'ya biraz güven tazeliyoruz. Değil mi Maraşlı? Yani siz huzur içinde uyuyun diye... ben evin etrafındaki düşmanlara aman vermemek için tetikteyim. İstiyorum ki Maraşlı da buna ikna olsun. İkna oldun mu Maraşlı? Oldum. Güzel. Hadi o zaman. Eve girelim. Bu sessiz ve karanlık ormanda bize hangi tehlikelerin beklediğini bilemeyiz, değil mi? Thank you.